Merhaba arkadaşlar. Bugün Clio 5 aracımızın yıllık bakımı geldiği için serviste de görüşerek aracımı yıllık bakıma götüreceğim. Yıllık bakımını ne kadara yaptım? %20 indirimle 1200 küsür liraya geldi. Yani 1202 lira falan olması lazım. Bursa'da iki tane servis vardı. Birisi %15 indirim yaptı, birisi %20. Tabii ki ben de %20 indirim yapanı tercih ettim. Aracımızla ilgili de tabii bakıma gelmeden önce aracı ekranında bazı uyarılar çıktı. Onu da yandan size gösteririm. İşte bakıma şu kadar gün kaldı diye 30 günden başlayarak her gün bugüne kadar yazdı. Ve ekranda bir sarı İngiliz anahtarı aydınlanıyor. Bu da size haber veriyor. Onu da gösterebiliriz şöyle. Şurada bir sarı İngiliz anahtarının devamlı açık kaldığını görüyorsunuz. Bir de arkadaşlar yakıt tüketimim benim daha önce servise giderken de çok fazla yakıyordu. 9 litrelere kadar çıkmıştım. Daha sonrasında da bunun son bir ayda biraz da azaldığını gözlemledim ki aracım şu anda 7750 kilometrede. Bunun hani 7400 kilometreden sonra yakıt tüketiminin otomatikman düştüğünü fark ettim. Bunu da gene servise gidince soracağım. Bununla da ilgili bilgi alırsam gene sizlere iletmiş olacağım. Bir başka problem de gene start stop'tu. Start stop'la ilgili de UPC beynini değiştirdikten sonra herhangi bir problem yaşamadım. Gayet güzel, konforlu şekilde start stop'umu kullanıyorum. Bunun haricinde çok önemli yaşadığım problemler yok. O zaman şimdi aracımı servise götürme zamanı. Evet arkadaşlar, şimdi Erdeğer Renault yetkili servisine geldim ve birazdan arabamı teslim edeceğim. Arabamı teslim etmeden önce son durumunu sizlere video ile göstermek istiyorum. Nasıl teslim ettim, sonra nasıl teslim aldım, birlikte kıyaslayabilmeniz için. Evet arkadaşlar, arabamla da şu an her zaman geldiğimde ilgilenen Caner Bey ilgileniyor. Gördüğünüz gibi bir izolasyon yapılıyor temas yüzeylerine, direksiyona, vitese, el frenine. Şu an kendisi bizzat yapıyor. Evet, bir koruma kılıfı bu şekilde takılacağı söylendi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hava fitesi, polen fitesi, motor evre, karter tapacanız değişiyor. Bunun dışında aracınızın biz genel kontrol ediyoruz. Kalite kontrol işlemleri yapıyoruz. Garanti kapsamında ücretsiz olarak fren takviye borusunun orasına bir tane koruma kılıfı yapıştırılıyor. Bilginiz olsun. Aracınız kalite kontrol işlemleri sonra ilk adım size teslim ediliyor. Tamam, saat şu anda 11 diyelim. Evet. Ne zaman teslim 11, alırım? 11 öğleden sonra 3-4 gibi yıkaması birlikte ben sizlere teslim edeceğim. Tamam aracınız. Sizden haber bekliyorum o zaman. Aynen, evet, çok size teşekkürler. Evet arkadaşlar, şimdi Erdeğer'e tekrardan geldim ve arabamı teslim aldım. Bakımdan çıkmış. Saatte yaklaşık 3.30. Arabamı teslim aldım. Arabada ne gibi işlemler yapıldı onlardan bahsedeyim. Şöyle göreceğiniz üzere paket Renault bakımı, hava filtresi, yağ filtresi, motor yağı, polen filtresi, bir de conta değişikliği yapılmış. Bir de OTS dedikleri bir şey vardı. OTS denilen şeyden kaputta gene fren balatasının izolasyonu yapılmış. Bütün servise gelen araçların hepsinde bu yapılıyormuş. Ayrıca onu da aşağıda fotoğraflarını göstermişlerdi. İkinci sayfada gene bütün servis testinde kalite kontrol formu dedikleri şu şekilde bütün kontrollerin yapıldığına dair bir form görmektesiniz. En sonunda da gene aracın beyni ile ilgili şöyle şu kontrollerin yapıldığını bizlere teyit ediyorlar. Ne kadar ödedim? Arkadaşlar 1500 küsürdü.
%20 indirimle birlikte faturamı da aldım. 1208 lira 74 kuruş. 4 taksit yaptım, 3 taksitle banka verdim. Toplamda 7 taksitle 1208 liraya bakım işlemini yıllık olarak yapmış oldum. Arkadaşlar arabanın içi de gene temizlenmiş, içi dışı iyi kalmış ama arabanın içini göstermeden size ön koltukta şöyle bir Renault torbası vardı. Bu torbanın içinde işte yapılan filtre değişimlerine ait eski filtreleri görmektesiniz. Bu filtreleri de bana iade etmişler. Şöyle gördüğünüz üzere bu da bir aracın filtresi. Bu da bayağı yıpranmış, pislenmiş. Eski filtreleri de aldık ki değiştiğine dair de aklınıza bir şüphe kalmasın diye bunları da veriyorlar. Şimdi arabanın iç dış nasıl yıkandığı ile ilgili sizlere göstereyim. Dış yıkaması geçmiş servislere göre bence çok iyi olmamış bu sefer. Fakat gene tabii kırmızı rengi bütün ihtişamıyla çıkıyor arabada. Şimdi arabanın içini gösterelim. Şöyle paslarda falan. Ben yeni bastım gerçi oraya. Arka koltuğu da gösterirsek. Bagajda bir şey yok zaten. Evet arkadaşlar, genel olarak servis bu şekilde geçti. Bundan sonraki servisi 20.000 kilometre sonra ya da tam bir yıl sonra olmak üzere tekrar gelmem gerekiyormuş. Onu bana tebliğ ettiler. Bakalım bundan sonra 20.000 kilometre yapamam ama bir yıl sonra yeniden servise aracımı getiririm diye düşünüyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. İnşallah siz de yıllık bakımlarınızı sorunsuz şekilde servislerinizde yaparsınız. Gönül ister ki herkesin Renault servisine gelip bu bakımları yaptırması. Tabii herkesin bütçesine göre saygı duymak lazım. Bizim imkanımız buraya el verdi. Videoma like atıp kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir başka Renault Kuga 5 videosuyla birlikte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.